20 yıllık fırıncıyım. Gerçekten ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Sabah uyuyoruz, bir şey yok. Sabah kalkıp telefonumuza bakıyor, 10 bin lira, 10 lira zam gelmiş ona. Gerçekten şu anda öyle bir zorun durumdayız ki kapatma derecesine gelmişiz. 12-13 yıl burada çalışıyoruz. Yani bırakın maaşımızı, bırakın karımızı, ekmek götüremiyoruz eve. Size yemin ediyorum ya, yani eğer yetkili biri varsa gelsin burada tezgahta otursun, ekmeği satsın baksın. Ya kiramızı ödeyemiyoruz. Un istiyoruz, adama çek keseceğiz. Adam diyor ki çek yok, ben çek kabul etmem diyor. Sayın valimize ilettik, belediyemize ilettik, 1.75 kabul ettiler önce. Ya biz dedik ki yani biz, kurtarmıyor bizi dedik. Gerçekten de kurtarmıyor. Her gün, her ay, yani ay değil de haftalık zam geliyor. Gerçekten onu da alamıyoruz. Ya bakalım ne olacak bugün. İnşallah bir şey çıkar. Cuma gününe kadar demiş, bekleyin demişler. Artık bakalım inşallah bir şey çıkar. 10-15 yıldır fırıncıyım. Yani ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Her şeye zam, her şeye zam, her şeye zam. Zam üstüne zam. Bir yıl önce bir torba 103 liraydı. Ekmek 1,5 normaldi. Ekmek 1,5 olduğuna normaldi. Yani karımız vardı. Ama şimdi bir torba 275 lira oldu. Ekmek fiyatı aynı. Böyle bir şey olur mu? Maalesef kazanmıyor. Biz yetkililerimize sesleniyoruz. Bunlara bir el atsınlar. Bu bir çözüm değil. Esnafı mağdur ediyorsunuz. Artmasından ziyade bizim elektrik %100 arttı. Kiralar artıyor. Sigortalar. Sigorta. Burada hiçbir sigortası çalışan yok. Hepsi sigortalı. Onlar arttı. Vergilerimiz arttı. Elektrik olsun, kira olsun. Bunlar hep arttı ama ekmeğe zam yok. Geçenlerde zam geldi. 1.75 oldu. 1,5'tu 1.75 oldu. Ama o 1.75'i de biz itiraz ettik. Değil itiraz etmedik. Ama bekliyoruz bir sonuç. O da gelmedi. Hani tamam 1.75'ten satalım ama onda onay vermediler. Bugün dahil 15 lira bir torba ona zam geldi.